Merhaba sevgili gençler. Bugün size gerçekten ilgi çekici bir meslekten bahsetmek istiyoruz. Hani önümüzdeki günlerde hayatınıza yön vermek isterken acaba ben ne olsam diye düşündüğünüzde böyle ilginç meslekleri araştırma noktasına gelenlerdenseniz bugün anlatacaklarımız ilginizi çekebilir. Editörlük. Hiç düşündünüz mü? Ben size şöyle bir ipucu vereyim. Yayıncılığın olmazsa olmazlarından biridir editörlük. Ama daha fazla bu konuda bir şey biliyor musun derseniz bunu aslında benim yanımda bulunan konuğum çok daha iyi anlatacağı için ona döneceğiz. Değerli yayıncı dostum Melike Günyüz ile beraberiz. Sevgili Melike hoş geldiniz. Bize biraz editörlük boyutundan bahseder misiniz yayıncılığı? çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Şimdi editörlük aslında son yıllarda biraz kulağımızın aşina olduğu bir kavram çoğunlukla da hep böyle televizyon dünyasıyla ilgili bir meslek zannediliyor. Çünkü televizyonda işte haber editörü diye bir kavram ekranlarda aktığı için insanlar genellikle editörü televizyon yayıncılığıyla ilgili bir alan gibi görüyor. Halbuki yani yayıncılığın genel olarak yayıncılığın olmazsa olmazıdır editörlük. Editörlük şudur. Bir fikrin bir okur kitlesine hedef kitlesine ulaşması sürecinde o süreci yönetme işidir. Yani siz yayıncılıkla editörlük birbirine karıştırılıyor. Yayıncı işin sermayesini koyan, bütün sistemi yöneten işletme sahibidir. O işletme sahibi aynı zamanda editör olabilir. Geçmişte özellikle Türkiye'de Cumhuriyetin ilk yıllarına baktığınız zaman kurulan birçok yayın evinin sahibinin aynı zamanda editörleri olduğunu görüyoruz. Ama bugün artık editörlük çok komplike, çok iç içe geçmiş bir organizasyon şemasına sahip bir meslek. Editörlerse bir fikri bir yazarın e, fikrini alıp bunu yayınlanabilir hale gelene kadar ki süreci yöneten kişilerdir. Mesela siz, e, ben müzik konusuyla ilgili bir kitap yayınlamaya karar veriyorum. Yani yayın evimizde böyle bir koleksiyon yayınlayalım istiyorum ve diyorum ki Aylin Hanım Türk musikisinin önemli simaları hakkında bize biyografik bir çalışma yapabilir mi acaba? Aylin Hanım'ın kapısını çalıyorum. Aylin Hanım diyorum böyle bir yayın projemiz var. Siz bize bunu yazar mısınız? Aylin Hanım'ı ikna etmeye çalışıyorum. Ee, eğer daha önce hiç yazı yazmamışsa nasıl yazılacağını gösteriyorum ve size mentorluk yapıyorum. Niye mentorluk yapıyorum? Ben e, ilk gençlik edebiyatı alanında bir yayıncılık yapıyorsam sizin yazacağınız metnin dili Anlatımı, üslubu farklıdır. Eğer akademik yayıncılık yapan bir yayın eviysem ya da akademik dünyaya bunu sunacaksam bu eseri sizin metninizin yazacak metninizin dili çok farklıdır. Siz hatta bir bestekarın hayatını roman şeklinde de yazabilirsiniz. Dolayısıyla bir kurgu alanında nasıl kurgu kurulur, nasıl başlanılır, hangi aşamada ne verilir, hikayenin sonu nasıl getirilir konusunda size rehberlik edeceğim. Dolayısıyla edebiyata çok hakim olması gerekir editörlerin. Eğer evet şeyse yani kurgu, roman, hikaye, şiir alanındaysa kesinlikle bir edebi zevkinin bilgisinin, tecrübesinin olması gerekiyor. Ama tersinden düşünün. Şimdi ben tıp alanında yayın yapan bir yayın eviysem benim edebiyat sever bir editörüm hiçbir işe yaramaz. Ya da yayın evinin politikasına bağlı olarak üretilen yayınların türüne göre geniş bilgi sahibi olması gerekiyor evet. diye. Ya da meslekten birisinin olması gerekir. Yani tıp konusunda akademik yayın yapıyorsa bir yayın evinin editörü pekala tıp eğitimi almış birisi de editör olabilir. Bir doktorun editör olması mümkündür. Tabii ki. Bir musiki şinasının aynı zamanda editör olması çok mümkündür. Dolayısıyla da burada bir defa şunun altına çok iyi çizmemiz gerekiyor. Editör olmak için edebiyat mezunu olmanız gerekmiyor. Mesela hukuk kitapları editörlüğü yapabilirsiniz ve siz eğer hukuk alanında eğitim almış ve daha sonra da işin yayın kısmına ilgi gösteriyorsanız siz pekala bir editör olabilirsiniz. Ama burada yapmanız gereken, bilmeniz gereken, başka birçok e, sahip olmanız gereken birçok başka e, yeteneğinizin ya da becerinizin olması gerekiyor. Ne gibi? Bir defa ana dili, Türkçe'yi yani yayın yapacağınız dile çok iyi hakim olmanız gerekiyor. O dilin ifade biçimlerine, o dilin edebiyatta nasıl kullanılacağına, akademik metinde nasıl kullanılacağına, çocuk edebiyatında nasıl kullanılacağına, bir, mag bir ...bir dergi, mesela Skylife gibi bir dergiye yazacaksanız akademik bir dil kullanamazsınız. Yani oradaki yolcu profili düşünün ki dünyanın e, her tarafından insanın, her dinden ve her görüşten insanın olduğu ve e, muhatap olduğu bir dergide... ...sizin e, kullanacağınız, tutturacağınız dille bir e, fikrin savunuculuğunu yaptığınız ve bir tezi veya iddiayı ortaya koyacağınız bir dil aynı değildir ve dolayısıyla o metin her yerde yayınlanamaz. Yani her fikrin ve her metninde yayınlanacağı farklı farklı mecralar vardır. İşte bu süreci yönetme işidir editörlük çok önemli bir iş olduğunu şimdi daha net olarak ben kendi adımı anladım herhalde gençler de bu konuda biraz daha derin düşünmeye başlamışlardır. Yani diyorsunuz ki bir meslek sahibi olduktan sonra da bir genç editörlüğe yönelebilir. Kesinlikle. Mesela bizim editörlerimizin şimdi bakıyorum hangi alanlarda uzmanlar yani lisans ve yüksek lisansları çocuk gelişimi var. Mesela çocuk gelişimi okumuş sonra çocuk edebiyat alanında master ve doktor yapmış bir editörümüz var. Çünkü çocuk edebiyat alanında ve okul öncesi eğitim alanında çalışıyor. Bir başka editörüm mesela iletişim fakültesi mezunu. Fakat aynı zamanda edebiyat kitapları editörlüğü yapıyor. Çünkü edebi nosyonu edebiyatla ilgisi çok iyi ve aynı zamanda öykü yazıyor. Bir başka editörüm edebiyat mezunu. Daha sonra üzerine çağdaş yayıncılık alanında master'ını yaptı. Bir başka editörüm siyasal bilgiler mezunu, siyasal bilgiler mezunu olduğu için işte jeopolitik, e, siyaset felsefesi, siyaset düşüncesi alanlarında e, çok iyi, yani tam o kalifiyede, e, o donanımda e, Türkçesi çok iyi, dil becerisi çok iyi, bir metne çok hakim. Bir fikrin nasıl hangi cümleyle başlayıp nasıl geliştirilip okura nasıl sunulacağı konusunda fikri var, tecrübesi var ve yeteneği var. Dolayısıyla da biz bu arkadaşları editör olarak istihdam ediyoruz. Burada tabii çok önemli bir ayrıntı var editörlükle ilgili. Editör aslında bir yazarın ilk okurudur. Yani siz tersinden söyle söz, söz e, örnek verelim. Ben şimdi size şöyle bir örnekle başladım. Size geldim bir projeyle ve size kitap yazdırdım. Siz tersinden bana gelebilirsiniz diyebilirsiniz ki benim böyle bir kitap projem var. Bana bir editör verir misiniz? Ben o editörle çalışmaya başlayacağım. Şimdi editör sizin yapmak istediğinizle çalıştığı yayın evinin e, uygunluğunu kontrol eder. Yani sadece akademik yayın yapan bir yayın evi için siz biyografik sohbet tarzında bir metin yazdıysanız der ki hayır bu bu yayın evine uygun değil siz bir başka yayın evine gidin. Ya da sizin yazdığınızı bizim müşteri kitlemize uygun hale getirir. Yani illa benimle çalışmak istiyorsan, bu yayın evinde çalışmak istiyorsan benim müşteri kitlem şudur, sosyal tabaka sosyal alma potansiyeli budur. Benim hedef kitlem bu yayınevidir. Şimdi biz bir genel okur diye bir tanımımız var. Aslında genel okur diye de bir şey yok. Yani bunu biz yayıncılar çok kullanıyoruz ama her bir okur özel bir okur. Her bir okurun tecrübesi, yaşantısı, beklentisi, algı seviyesi, entelektüel birikimi çok farklı. Ama yine de hani bir tanımladığımız bir ortalama bir okur kitlemiz var yayınevi olarak. Şimdi sizin yazdığınızın bu okur kitlesine uygun hale gelmesi gerekiyor. Ben çocuk kitapları yayınlayan bir yayın eviyim. Kurguda yayınlıyorum, eğitim kitapları da yayınlıyorum. Siz de çok güzel bir hikaye yayınladınız. Şimdi benim editörüm sizin metninizi inceliyor ve diyor ki Aylin Hanım bu hikayeniz çok güzel ama biz benzer bir konuda üç tane kitap yayınladık. Şimdi sizinkisi de çok benziyor. Ya bunu yeniden yazın ya da şunu şöyle yapın. Şurada kullandığınız ifadeler biraz kapalı. Şu fikrinizi ya da karakterinizin şu özelliği burada çok açık değil. Tıkanıyoruz orada. Okur olarak merak ediyorum. Yani ya da burada bir takım bilgiler vermişsiniz karakterle ilgili, ailesiyle ilgili ama 50 sayfa sonra bambaşka şeyler söylemişsiniz diyerek o metnin bütünü yani o metin yayınlanana kadar ki süreçte o metnin hamiliğini mentorluğunu yapıyor. Rehber oluyoruz. Evet, evet. O kadar güzel anlattınız ki editörlük mesleğini ben şimdi genç yaşta olsam herhalde aa ben editör olmalıyım diye sizin heyecanınızın anlattığınızın arkasından koşa koşa gelirdim ve böyle düşünen gençlerimiz olduğundan da şu anda çok eminim diyelim ki böyle gençlerimiz var size ulaşmak istiyorlar sizin onlara desteğiniz olabilir mi? Şimdi biz genellikle her yıl zaten stajyer kabul ediyoruz ama hani her yayın evinin bir şeyi var bir kapasitesi var böyle yetenekli gençlere mutlaka alıyoruz. Çünkü şöyle bir durum var. Editörlük usta çırak ilişkisi içerisinde öğrenilen bir meslek. Türkiye'de editörlüğün bir okulu yok. Yani editörlük akademileri, editörlük kursları artık açılmaya başladı ama genellikle orada da bir şekilde mesleğe bir yerinden bulaşmış arkadaşlar geliyorlar ve biz onlara mesleğin inceliklerini anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biz böyle bir yeteneği olduğunu gördüğümüz bir gencimiz olursa hemen yapışıyoruz evet. ve onu yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü neticede bu öğrenilen ve devam edilmesi gereken bir meslek. Kaldı ki Türkiye dünya yayıncılığı anlamında çok ileride bir ülke. 10. sıradayız yeni kitap üretme konusunda çok ileri, çok ileri bir ülkeyiz. Her yıl çıkan kitaplar bakımından da çok ilerideyiz. Dolayısıyla da bizim artık iyi editörlere çok ihtiyacımız var. Kapımız bütün yayıncıların kapısı bu anlamda bu işe gönül vermek isteyenlere açık. O zaman sizden şöyle bir söz alarak tamamlayalım birlikteliğimizi. 10 tane öğrencimiz size ulaşsın. İlk ulaşan 10 öğrenciye siz yol gösterin. Melike Günyüz diye size herhalde sosyal medya hesabınızdan ulaşabilirler. Tabii çok kolay. Ben ulaşılması kolay bir insanım. Peki. Evet sevgili gençler bugün editörlükten bahsettik. Tekrar görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun.